Merhabalar. Bu hafta sizlere Airstream 684 modelin kısa bir incelemesini yapacağım. Videoda tüm detaylara inmeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Airstream karavanınızı aldığınız zaman karavanın içerisinde su gider borusu, normal şebeke suyuna bağlayacağınız tatlı su borusu, bir de eğer doğadaysanız kullanabileceğiniz bir tane portatif pompa var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Tuvalet sistemi kaset olduğu için şöyle bir kaset tuvaletimiz mevcut. Bununla birlikte karavanın ayaklarını açmak için şuradan bu anahtarla ayakları indirip kaldırıyoruz. Bir de şöyle bir aparatımız var. Benim boydan sıkıntım olmadığı için bunu direkt elimle çekiyorum. Fakat eğer boyunuz kısaysa şu şekilde çekip tentemizi açabiliyoruz. İlk olarak tente açılımıyla başlayacağım. Tentenin şu kenarlarında olan şuradaki düğmeleri söküyoruz. Mandalı da şu şekilde açarak tenteyi boşa almış oluyoruz. Aynı zamanda sağ tarafta da bir tane var. Sonrasında geri çekiyoruz. Aşağıya kadar geliyor. Geldikten sonra elimizle tutarak sağ tarafa gidiyoruz. Burada olan şu kısmı şuraya takıyoruz. Bunu taktıktan sonra sol tarafa doğru ilerliyoruz. Sol tarafta olan kısmı böyle yerine geçirdikten sonra bunu geri bırakıyoruz. Şu an bunun birinci ayarı. 3 kademe ayar değişikliği var. Onu nasıl yapacağız? Tekrar orta kısma geliyoruz. Tenteyi indiriyoruz. Sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Buraya gelince şuradaki kısmımızı şu şekilde tık sesi gelene kadar çekiyoruz. Sesi duyduk. Sonra sol tarafa gidiyoruz. Aynı işlemi de burada uyguladıktan sonra tentenin altından geçerek dışına çıkıyoruz. Çıktıktan sonra buradaki ayarı istediğimiz boyuta göre ayarlıyoruz. Tabii bu şekilde yamuk durması da normaldir. Rüzgarın veya güneşin geldiği yöne göre değişiklik yapılıyor. Ben şimdi bunu buradan da kaldırayım. Şimdi önünde masa olduğu için biraz zorlanıyorum ama şöyle, toplam 3 ayarı mevcuttur. Bu şu anda ikinci ayarında. En son yüksekliğine yükseltiyorum. 3 numara. Bunun içinde iç kısmından geçeceğim. Şu an tentemizi başarılı bir şekilde açtık. 3 numaralı yüksekliği de böyledir. Toplam 2 metreye yakın bir gölge sağlamaktadır. Şuradaki olan şu ipimizi de sararak şöyle şuraya kadar getiriyoruz ve bunun içerisine şöyle geçiriyoruz. Şimdi Airstream 684'ün kaset tuvaletine geçiyoruz. Kaset tuvaletimi alıyorum. Buraya geldiğimiz zaman Airstream'de 3 adet anahtar bulunur. Bunun anahtarı da 141 numara tuvaleti açıyor. Ve açtıktan sonra gördüğünüz gibi kaset alanımız burada. Kasetle birlikte şöyle bir ilaç gelir. Direkt bu ilacın web sitesine giderek kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. Kaseti yerine takmak için tabii ki şunu şöyle kapatıyoruz. Kaset sistemimizi yukarıda tuvaletin kapağının kapalı olduğundan emin oluyoruz önce. Şu an bununki kapalı olduğu için ben sizlere karavanın içine girdiğimde onu göstereceğim. Kaseti şu şekilde yerleştiriyoruz ve içine doğru bastığımızda kaset yerine oturmuş oluyor. Şuradaki kapak mandalın şuraya geçmiş olması gerekiyor. Çok önemli. Kaseti yerine taktıktan sonra şu şekilde kapatıp şurayı kilitleyebiliyoruz. Kaseti nasıl çıkaracağımıza gelindiği zaman kapımızı açıyoruz. Kaseti çıkarmak için şu mandalı yukarı bastığımızda kaset buradan çıkıyor ve geri çekebiliyorsunuz. Şimdi karavanın iç kısmından bunu göstereceğim. Karavanın içine girdiğimizde karavanımızın klozeti sağa sola dönmekte. Dolayısıyla bunu kendi konfor alanınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şurada sağ tarafta bir mandal var. Şu mandal şu an açık. Şu şekilde olduğunda kapalı. Tuvaleti çıkarmadan önce mutlaka kapalı olduğundan emin olunuz ve sonuna kadar itiniz. Bunu bu şekilde ittiğiniz zaman kaseti çıkarabilirsiniz. Eğer bu yarım kalırsa kaset kesinlikle çıkmaz. Mutlaka kapalı olması gerekir. Karavanımızın gri su tankına geçiyorum.
Konteynerimize geldiğimizde bizim ihtiyacımız olan şu gider suyumuz. Hemen şuradan karavanın arka tarafına doğru ilerleyelim. Karavanımızın arka tarafına geldiğimiz zaman şurada aslında bizim gri su tankımız var. Bunu şöyle anlatayım veya şöyle ifade edeyim sizlere. Bir kamp alanına gittiğiniz zaman eğer kamp alanı müsaitse, etrafınızda hiç kimse yoksa buradaki aparatı şuraya açarak, hemen şunu göstereyim sizlere. Buraya açarak şuradaki kapağı çıkartıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Tabii içinde biraz su var. Birazı çıktı. Problem değil. Aparatımızı açtıktan sonra bunda gördüğünüz gibi bir huni var. Bunun şurasına geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra bu boru uzayabilir bir borudur. Sıktığınızda kapanır. Buradaki su giderine şu şekilde yerleştiriyoruz. Gidere yerleştirdikten sonra buradaki borunun ucunu alıp şurayı açıp şuraya koyduğunuz zaman karavanın içerisinde kullanmış olduğunuz duştan ve mutfaktan gelen su bunun içerisine birikiyor. Siz de bu dolduktan sonra bunu alıp müsait bir yere gidip döküyorsunuz. Ama bunun ucuna bir tane hortum taktığınız zaman ve ileriye yönlendirdiğinizde, mesela burası müsait, ben bir hortum takıp şuraya yönlendirsem suyumuz otomatik olarak çıktığında direkt buraya çıkacak. Böylece karavanın içerisine gri su birikmemiş oluyor. Eğer ki karavan alanındaysanız karavanın içindeki gri su tankını kullanarak suyu buraya da bu şekilde boşaltabilirsiniz. Karavanımızın bu alt kısmında olan vanalara geliyorum. Sarı vanasını çevirdiğimizde aslında tatlı su tankının içindeki su giderini açmakta. Eğer karavanla uzun bir yolculuğa gideceksiniz veya karavanınızın deposunu temizlemek istediğinizde, çevirdiğinizde karavanınızın suyu boşalacaktır. Yan tarafında olan bir vana daha var. Şu vanaya gelindiğinde şuradaki vana da aslında karavanımızın gider su vanasıdır. Şu şekilde kapattığınızda karavanınızdan su gelmez. Bunu açtığınız zaman karavanınızdan gri su çıkmaya başlar. Karavanımızın elektrik kısmına geliyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi karavan şu anda 220 volta bağlı. 220 volt bağlamak için şurada bir kapağı bulunmakta. Şu şekilde çektiğinizde, şu an çekmiyorum çünkü içeride çalışan aparatlar mevcut. Buraya takıyorsunuz. Karavanınızın içinde 220 volt elektrik girmiş oluyor. Böylece normal evinizde olan saç kurutma makinesi, televizyondu vesaire, bilgisayar, her şeyi kullanabilirsiniz. Klima da dahil olmak üzere. Karavanınızı şarja taktığınızda aynı zamanda aracın içindeki aküler de şarj etmeye başlar. Akülere gelindiğinde sadece şunu şöyle bilin. Buradaki aküyü dilediğiniz amperde, dilediğiniz kalitede istediğiniz gibi seçebiliyoruz. Dolayısıyla karavanımız şu anda demo modunda olduğu için biz böyle bir akü kullandık. Kapağımızı kaldırıyoruz. Genelde burayı çok açmamıza gerek kalmıyor. Çünkü otomatik olarak tüm bağlantıları yapılı. Şimdi karavanımızın lastiklerine geldiğimiz zaman karavanımız çift dingil olup bir tane lastiği patladığı zaman 3 lastik üzerinde en yakın lastikçiye kadar gitmekte. Çünkü 4 tane lastiği var. Dolayısıyla bir problem yok. Yedek lastiği karavanın altında olup lastiği patladığında Airstream'in önerisi lütfen lastiğinizi değiştirecek bir ekip çağırın. Normal bir kriko ile bu karavanı kaldırmanız mümkün değil aslında. Çünkü 3 ton, 3,5 ton ağırlığa geliyor toplam kilosuyla. Lastiklerin basıncı 61 PSI olması gerekiyor tüm etrafında. Bununla birlikte karavanla uzun yolculuğa çıktığınız zaman belirli bir aralıklarda tork dediğimiz aslında lastiklerin bijonlarını sıkmanız gerekiyor. Çünkü çift dingil olduğu için gevşiyor ve Airstream'in bizi bu konuda çok uyardı açıkçası. Çünkü belli bir kilometreden sonra bir tane lastiğiniz bir bakmışsınız yanınızdan sizi sollamış geçiyor. Karavanın gaz sistemine geçiyorum. Şimdi karavanımızın önüne geldiğimizde sağ ve solunda şöyle lastikler var. Önce lastikleri çıkartıyoruz. Burada da var bir tane daha. Bunu çıkarttıktan sonra üst tarafı şu şekilde açıyoruz ve bunu çeviriyoruz. Çevirince mandalı çıkar. Şimdi bunun içerisinde tüp olmadığı için burada iki tane tüp oluyor. Biri bitince dilerseniz otomatik olarak ikincisine geçiyor veya siz bunları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar kapağını yerine koyup kapatıyorum. Karavanımızın ön kısmına gelindiğinde şurası karavanımızın el freni. Şu da yukarı ve aşağı indirme aparatı. Burada da el freni. Bunu da normalde aracınızın arka kısmına takıyorsunuz. Şu şekilde de direkt karavanınızı bağlıyorsunuz. Bununla ilgili daha detaylı bir video yapacağım. Şimdi karavanın iç kısmına doğru ilerliyoruz.
Karavanın içine geldiğimizde camlarının nasıl açılıp kapanacağıyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Airstream camlarının şu şekilde iki tane düğmesi vardır yanında, daha doğrusu kolu. Kolları şöyle çekip 3 ayarlıdır. Şu 1, şu en üst ayarı, orta ayarı ve en alt ayarı. Camları kapatmak için en altı aldığınızda içinde bulunan 2 tane mandal vardır. Mandalları şöyle kapattığınızda kilitlenir. Camı açmak için şu şekilde açıyorsunuz, mandalları aşağı veriyorsunuz ve camı şöyle ayarını taktığınızda cam açılmış oluyor. Şimdi karavanımızın ön camına geldiğimizde aslında mantık sağ camda gösterdiğim gibi aynıdır. Aynı şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz, aşağı indiriyoruz. Tüm camların önünde bir sineklik mevcut. Karavanımızın arka tarafına doğru yürüdüğümüzde sağ tarafta bir tane acil çıkış camımız mevcut. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bu acil çıkış, şöyle açıyoruz, çeviriyoruz. Şunu da şu şekilde ayara ittiğimiz zaman camımız açılmış oluyor. Kapatırken de şu şekilde camımızı kapatmış oluyoruz. Burada perdelerimiz de mevcut. Yatağımızın boyuna gelindiğinde 1.85 uzunluğunda boyu var yatağın. Ve burada arka tarafa rahatlıkla geçebileceğiniz bir alan da var. Saklama dolaplarımız mevcut. Artı kitap okuma için küçük ışıklarımız da var. Duş ve tuvalet kısmına gelindiğinde burada bir tane lavabomuz, klozet tuvaletimiz ve havluluğumuz da mevcut. Tüm Airstream karavanlarımızın her birinde şöyle bir boy aynamız da var. Kar dolabı biraz büyüktür. İçerisinde şu anda fuardan dolayı malzeme olduğu için açmıyorum. Tedford 3 ocaklı gazla çalışan bir tane fırınımız var. Büyük, geniş lavabomuz evlerde olan lavabolara benziyor. 1+0 veya 1+1 dairede olan. Burada saklama alanlarımız mevcut. Şurada da Airstream tarafından konulan bir tane çöp bidonu var. Otomatik olarak altına giriyor. Şu orta kısımda olan çekmece söküldüğünde dilenirse buraya bir tane mikrodalga fırın koyabiliyorsunuz. Tedford buzdolabımız var. Bu da tam 110 litre kapasitesinde aile boyu diyebiliriz. Üst kısmında baharatlarınızı koyabileceğiniz ve alt kısmında daha da saklama alanlarımız var. Şimdi buraya gelindiğinde buradaki masa aşağı indiği zaman aslında iki kişinin daha uyuyabileceği bir yatak oluşuyor. Şimdi masamı indirmek için şunları almam gerekiyor. Karavanın en büyük özellikleri çok büyük olmasıdır. Dolayısıyla evdeki konforunuzu aratmamakta. Hemen laptop çantamı da alıp şuraya koyduğum zaman masamızın şurada bir tane ayağı var. Mandalı var daha doğrusu. Şu an bu mandal kilitli. Mandalı sağa çevirdiğimiz zaman bu masa aşağı yukarı oynar. Aynı zamanda sağa sola gider. Burada da sağa sola gitmesi için mandalı da burada. Masamızı şu şekilde aşağıya doğru itiyoruz. Şuradaki mandalı kapatıyoruz. Yalnız bunu yaparken dikkat edin, eliniz arasında kalırsa azıcık acıtabilir. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra yataklarımızın minderlerini ortaya koyduğumuzda aslında bir kişinin daha uyuyabileceği, daha doğrusu 2 veya 3 çocuğun uyuyabileceği bir alan oluşuyor. Üst taraflarda saklama alanlarımızı yine şöyle görebilirsiniz. Şimdi masayı yukarı kaldırmak için çevirdiğim anda masamız yukarı gider. Ayak şu şekilde oynuyor. Şuradaki düğmesini de şuradan hemen kapatırsam masamız sabitleniyor. Şimdi karavanın dışına çıkalım. Karavanın su tesisat kısmına geçiyoruz. Karavanımızın su tesisatına gelindiğinde iki çeşit yöntemle çalışır. Şimdi arka tarafa geçelim. Bu portatif bir pompadır. Nerede ve nasıl kullanılır? Eğer bir tatile gittiniz, etrafta kimse yok, suyunuzu haznenize doldurdunuz. Haznenize doldurduktan sonra ben şimdi bunu açıyorum. Bunun başı şebeke suyuyla aynıdır. Şununla aynıdır bunun başı. Bunu normal bir çeşmeye takıyorsunuz. Çeşmeye taktıktan sonra şu görmüş olduğunuz başı şu tarafa takıyorsunuz. Şurada kapağı var. Yukarı basıp şunu şöyle takıp aşağıya indirdiğinizde bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu portatif pompa olduğu için bu portatif pompayı da normalde bu gri su tankı ama bir tane temiz su tankınız olduğunda bunu temiz su tankının içerisine koyduğunuz zaman içeriden gereken ayarları yaptığınızda buradaki suyu alıp direkt karavanın içerisine koyuyor. İkinci yöntem evinize çektiğiniz zaman şunu bağlayıp musluğa bağladığınızda aynı işlemi görüyor.
Dolayısıyla su tesisatı çok kolay olup kolay bir şekilde takıp çıkarmanızı sağlıyor. Şimdi hemen ben bunun kapağını kapatıyorum ve şu yanda olan dış duş kısmına geliyorum. Bunun anahtar numarası 751, evet. 751 ile burayı açıyoruz. Burada da duşu var. Şu an bunu çıkartmıyorum. Hem sıcak hem soğuk. Denize gittiğinizde, dışarıya gittiğinizde, geldiğinizde hem köpeğinizi yıkayabilirsiniz, ayaklarınızı, ellerinizi yıkayabilirsiniz karavanın içerisine girmeden. Duşumuzu da şu şekilde kapatıyorum. Şimdi su sistemini sizlere kısaca gösterdikten sonra karavanımızın bagaj kısmına geçiyorum. Bagaj geldi. Evet, bagaj kısmına geliyorum. Bagajı açıyoruz. Şimdi bagajın anahtar numarası. Açıyoruz bagajı. 141 numara anahtarla bagajımızı. Gerçi açıkmış, kitlemişim. Şimdi tekrar açıyorum. Fatih Bey böyle yapmayın. Lütfen açalım bagajımızı. Evet, oldu, oldu, oldu şu an. Sen burayı kes başkan. Bagajımızı açtığımız zaman buradaki bagaja aynı şekilde içeriden yatağın altından ulaşılıyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şu yanda olan bagaj kapağını tutan iki tane tel vardır. Buraya çok yük koymayınız. Yük koyduğunuz zaman burası, bu teller kopuyor. Aslında takması çok kolay ama bu şekilde. Karavanın tüm bölümlerinde şöyle küçük ışıklar var. Dolayısıyla altına indiğinizde devamlı ışıkları görebilirsiniz. Şöyle tekrar bagajımızı kapatıyorum. Bagajını gösterdikten sonra karavanın şu aparatıyla birlikte, normalde Amerika'da şu şekilde yapıyorlar. Buraya dilerseniz bir tane şarjlı elektrikli matkap alırsanız, ucuna bu anahtarı taktığınızda bunu hızlı bir şekilde matkapla yapabilirsiniz ama bu da çok zor değil. Bunu buraya taktığınız zaman karavanın dört bir yanında altta gördüğünüz gibi ayaklar mevcut. Bunu çevirdiğinizde ayakları kaldırır ve indirir. Buradaki önemli olan nokta sadece şudur ki karavanı yerden kaldırmıyorsunuz. Çünkü karavan 3 ton ağırlığında bir karavan. Ayakları yere koyduğunuzda hafiften sıktığını hissettiğiniz zaman bırakıyorsunuz. Eğer kaldırmaya devam ederseniz karavanınızın şasisini eğebilirsiniz. Çünkü içinde bayağı bir yük var. Bunun amacı sadece karavanı stabil etmektir. Dört bir tarafını da eşit sıktığınızda karavanınız zaten hiçbir şekilde sallanmayacaktır. Ama karavanınızı kaldırmaya çalışırsanız tabii ki ayakları yamultabilirsiniz. Evet, karavanın iç kısmına geldiğimizde tekrar Gökhan abi yine gelmiş, yatağı bozmuş. Evet, Ototalk Metin abi de burada. Evet, Ototalk Metin abiyle, Gökhan abiyi çok seviyorum. Metin abinin kanalının linkini açıklamasında bırakacağım. Zaten Gökhan abiyi bilmeyen adam yok. Hani dikkat edin, karavan videolarında herkesin yataklarını bozuyor. Atlıyoruz, yataklara değiştirmedi, atladık. O yatağı bir saatte yaptım. Olsun, ben yapacağım şimdi yatağı. Ben de duşa girelim. Evet, videonun sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Karavanın kısaca bir tanıtımını yapmaya çalıştım. Bu tarz videolar üretebilmem adına lütfen kanalıma abone olmayı ve Gökhan abiyle Ototalk'tan Metin abiyi takip etmeyi unutmayınız. Sizlere iyi günler dileriz. Oh,